Merhaba. Bu dersimizde konsol uygulamalarında veri girişinden bahsedeceğiz. Veri girişi için küçük bir örneğimiz var. Burada birincisi string, diğeri de nümerik değer alan bir uygulama, küçük bir uygulama. Öncelikle kullanacağım paket buf.io. Bu I/O işlemleri için, yani input output, veri giriş çıkış işlemleri için kullanılan bir pakettir. Bundan bir yeni okuyucu, new reader ile yeni bir okuyucu oluşturmasını istiyorum. Ve diyorum ki OS paketi, yani işletim sistemi paketi içerisindeki STD in, yani STD input nesnesini kullan. Ve bununla dışarıdan gelecek olan veriyi, akışı diyelim, yakalayarak uygulamamız içerisinde kullanmak istiyoruz. Şimdi Raider'ın nesnesini oluşturduk. Bu şekilde Buffalo New Raider diyerek Raider'ı oluşturduk. Sonra diyorum ki ekrana print ile enter text metnini yaz ve kullanıcıdan bir bilgi beklesin, veri girişi beklesin. Print line yapsaydım alt satıra inerdi. O yüzden print yazdım sadece. Sonra bir alt satırda da yukarıda oluşturduğum Raider'ın read string adındaki function ile bir veri bekliyorum burada. Kullanıcıdan gelecek bir veriyi bekliyorum. Ondan sonra bunu aldıktan sonra da, ki bu bana iki tane veri döner, string ve error şeklinde. Ben string olan veriyi yakalayacağım. Error nesnesini kontrol etmeyeceğim. O yüzden de blank identifier kullandım burada. STR'ye kullanıcının girdiği bilgiyi aldım ve ekrana yazdım doğrudan konsola. Bir sonraki adımda da tekrar kullanıcıya bir print gösterdim. Burada da yeni bir sayı girmesini istedim. Burada da girilen metni, ki metindir yani konsoldan girilen veri, size string olarak gelir. Herhangi bir tipte gelmez, başka bir tipte. Sadece string gelir. Siz onu alırsanız ondan sonra istediğiniz türe dönüştürebilirsiniz. Burada da mesela yukarıdaki gibi read string ile yeni bir metin olarak aldım o veri girişini. STR'ye aktardım. Ondan sonra da burada dikkat ederseniz, şuna da dikkat edin. Burada iki nokta üst üste eşittir ile tanımlıyorum. STR diye bir şey yok çünkü onu ilk kez oluşturuyorum burada. Ama burada STR'yi sadece eşittir ile kullanıyorum. Çünkü daha önceden oluşturulmuş. Eğer burada da nokta virgül iki nokta üst üste eşittir kullanırsam hata verir. Çünkü STR'yi iki kere tanımlamaya çalışıyorsunuz. Bunu geçiyorum. Dışarıdan gelen metni gene aldım. Read string ile STR'ye ve dedim ki STR conversion adındaki paketi kullanacağım. Ve parse float, yani float'a dönüştür, parse et metodunu kullanacağım. Burada da parametre olarak buna diyorum ki strings, yani strings diye başka bir paket var. O da şunu yapıyor. Elimizdeki bir string verinin kenarlarındaki, sağında solundaki boşlukları trimliyor, kesiyor yani, temizliyor. Çünkü örneğin kullanıcı 4 sayısını yazdı, sonra boşluk bıraktı diyelim. O size 4 boşluk olarak gelecek. 4 ve boşluk olarak gelecek. Bunu doğrudan kesti edemezsiniz, dönüştüremezsiniz float'a. O yüzden burada bir temizlik yapıyoruz. Sonrasında da parse float diyorum. Şurası parse float'ın ilk parametresi. Virgül diyorum. İkinci parametre olarak da float'ın 32 mi 64 mü bitine dönüştürüleceğini söylüyorum. Ve 64 bite dönüştürüyorum burada. Onu seçiyorum. Ondan sonra da şurada bir hata kontrolü var. Bakın burada ilk kez hata kontrolünü gösteriyorum. Parse float bize float, yani dışarıdan gelen string'in parse float edildikten sonra float 64 olarak dönmesini ve bir de ikinci dönüş parametresi olarak da error nesnesinin dönmesini sağlar. Burada da error nesnesi dönüyor. Ve onu da karşılıyoruz. Diyoruz ki error eşit değilse nil. Bu null anlamına gelir. Aslında diğer dilleri bilenler için söyleyeyim. Null yani
error nesnesinde bir hata varsa, şu null değilse demek, boş değil gibi düşünebilirsiniz. Hiç bilmeyenler için söylüyorum. Error nesnesi null değilse bunda bir hata gerçekleşmiştir. O zaman bunu ekrana yaz. Yok else gelirse o zaman da hata olmamıştır. Doğrudan value of number diyerek f'teki veriyi göster.